25 Ramazan'dan, Ramazan'ın 25. günden herkese selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Yine bizi hareme kavuşturan, beytine kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Rabbim inşallah sizleri de bu tepelerden, yollardan en kısa zamanda ailelerinizle birlikte beytine ulaşmanızı nasip eyler. Sizleri en güzel şekilde ağırlayıp misafir eder. Rabbime verdiği nimetlerden dolayı ne kadar şükretsem azdır. Zaten ayet-i kerimelerde Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyor. Bu da bizim için büyük bir nimet. Ramazan'ı elhamdülillah bu kutsal bellede Mekke ve Medine'de geçirmek kadar büyük bir tat ve lezzet, bir duygu yok. Keşke eşim ve çocuklarım da birlikte olsaydı. Beraber bu Ramazan'ı dolu dolu yaşasaydık ama nasip olmadı. Buna da şükür. Rabbimden gelen her türlü hayra başımız, boynumuz kıldan ince. Yapacak bir şey yok. Bazı şeyleri siz ne kadar isterseniz isteyin, yine en son Rabbimin dediği oluyor. Bizler dualarımızı yapacağız. Yapabileceğimiz, üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Sonra Cenab-ı Allah'a tevekkül edip güveneceğiz. O bizim için en güzelini, en iyisini, en hayırlısını bilendir. Bizim için hayırları fetheyleyip şerleri defeyleyendir. Bizim şer gördüğümüzü hayra tebdil eyle. Cenab-ı Mevla'dır. Rabbimden bizler için hayır kapılarını açmasını diliyorum. Dualarımızı eksik etmiyoruz. Asla Cenab-ı Allah'ın bize sunmuş olduğu, vermiş olduğu nimetleri ikrar ediyoruz. İnkar etmiyoruz. Bu niye böyleydi demiyoruz. Kuluz tabii ki. Gönlümüz istediklerimizin, sevdiklerimizin, talep ettiklerimizin yerine gelmesi noktasında ama Cenab-ı Allah bizim için her şeyin en iyisini, en güzelini murad ediyor. Ondan dolayı onun vereceği her türlü hayır başımızın üstünde. Evet, servisler yavaş yavaş otellerden ziyaretçilerini Mescid-i Haram'a taşımaya devam ediyor. İftar hareketliliği aynı şekilde yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Hayırseverler tarafından su sedilleri doldurulmuş, buzdolaplar burada gelen misafirlere ikram ediliyor. İnsan bu sıcakta bol bol suya ihtiyaç duyuyor. Ondan dolayı da her yere zemzem yetişmiyor. O yüzden vakıflar aracılığıyla bol bol su dağıtılıyor. Yine insanlar hayır yapmak için marketlerden aldıkları suları getirip burada ikram ediyorlar. Ramazan'da sevaphanelerine kat kat sevap yazdırmak için. Benim aracı koyduğum yer rampa, bugün biraz daha rampanın başında bir yer buldum. Rampaya girerken de dedim ya Rabbi sen beni bugün fazla yorma. Elhamdülillah çok fazla böyle uzağa da koymamış olduk bugün. Rabbim bize öyle bir güzellik nasip etti.
zaman zaman soruluyor. Eski sofralar kuruluyor mu diye. Belki eski videolarda söyledim. Bu sene hazır paket uygulaması var. Bütün haremde, hem Mekke'de hem de Medine'de hazır paketler sunuluyor. Eskisi gibi böyle sofralar çeşit yemeklere sahip değil. Harici bir şeyin sokulmasına da asla müsaade edilmiyor. Harici bir şey sunan olduğu zaman da işte sofra izinlerinin iptal edileceğiyle ilgili hatırlatmalar yapılıyor. O yüzden hayırseverlere paketi yediriyor. Ben içimde zemzem, işte yoğurt, meyve suyu, ekmek, hurmanın da olduğu paketler kutular halinde teslim ediliyor. Kimlerde sofra açacaksa, kaç kişilik dağıtmak istiyorsa ona göre Ramazan ayından önce belirlendi. Yemeri de belli. Herkes o bölgede kendi sofrasını açıyor. Harem yetkilileri sofraların başına kadar paketleri getiriyorlar. Daha sonra sofra sahipleri onları alıp kendileri veya yakınları tarafından dağıtıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi marketten ayran almış kardeşimiz. Bir telaşe o ikramdan alabilmek için bu şekilde insanlar birbirleriyle yarışıyorlar. Bir hurma dağıtan görüldüğü zaman aynı şekilde, su aynı şekilde, ayran aynı şekilde. İnsanlar İftarda rahat bir şekilde oruçlarını açabilmek için şimdiden hazırlıklarını yapıyorlar. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde pazar çantalarında da insanlar haremin içerisine üst katlara ikram edecekleri şeyleri koyup götürüyorlar. Yani içerilerde yine dışarıda bol bol çay, kahve dağıtımı yapılıyor. Bu işin azı çoğu yok. Kim gönlünden ne kadar koparsa, ne kadar hayra vesile olmak istiyorsa, gücü yettiğince sadakasını, hayrını, hasenatını burada yapıyor. Her zaman söylüyoruz, önce gözümüz doyacak. Gözümüz doyduğun zaman zaten gönlümüz kendiliğinden doyuyor. Zemzem, hurma zaten paketlerde ortalama 5 ila 7 hurma arasında var. Onun dışında zaten içecek bol sudur. Zemzem olsun, meyve suyu olsun. Kimileri sırt çantalarında içeriye tavaf alanına kadar götürüyorlar. Kimileri ise içeriye katamadıkları için burada gelenlere ikram ediyorlar. Hep aynı yerden girdiğim için hep aynı görüntülerle karşılaşıyorsunuz. Zaten burası da insan kalabalığının olduğu, hareketlerin olduğu bir alan. Sıkışık bir dar alan olduğu için daha yoğun hissediliyor burada kalabalık. Gazze tarafı o şekilde değil. Burası daha geniş bir açık alana sahip. Ama burada bir anda otellerle harem arasında sıkışan bir yaya trafiği var. Bu da ortamı güzelleştiriyor. Sizin baktığınız zaman o Ramazan heyecanını yaşamanıza vesile oluyor. Evet, yine Abdülaziz kapısı kapatılmış. İnsanlar üst kata veya çatı kata yönlendiriliyorlar. Biz her zaman olduğu gibi Kral Fuat kapısına doğru ilerleyeceğiz. Orası açık. Buradaki kardeşlerimizin oradan haberi yok. Biz günlük geldiğimiz için artık haremin kurdu oldu diyebiliriz.
baharlarıyla da birlikte ortam biraz daha serinlemiş. Güneşin batmasıyla da birlikte burada hoş bir görüntü oluşuyor. Rüzgar da var, hafif. İyi güzel dağıtıyor. Yolda gelirken her yer şöyle olduğu için zaman zaman kum fırtınası kendisini hissettiriyordu. Yoğun bir rüzgar vardı. Belli noktalarda kum çoktu. Tabi burada oteller o rüzgarı engellese de yine otellerin arasındaki boşluklardan rüzgar içeriye giriyor ve bu su buharını dağıtıyor. Bariyerler teravihten sonra kaldırılıyor. Teravih öncesi ve akşam namazı öncesinde kapatılıyor ki insanların rüzgardan kaynaklı belki ya da rüzgar sesi vardır, hissediliyor. İftar öncesi hareketlilik bu şekilde. Yavaş yavaş ben de güvenlik noktasına doğru gidiyorum. Güvenlik noktasında sıkıntı yaşamamak için burada görüntülerime son vereceğim. Tekrar hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Rabbim gönlünüzde olanı hakkınızda hayırlı eylesin.